Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda Kara Assubay Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreninde konuşuyor. Bu yıl okulumuzdan 2544 Türk ve 18 misafir assubayımızı mezun ederek görev yerlerine uğurluyoruz. Kendilerine vazifelerinde ve hayatın her alanında başarılar diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde assubaylık kritik bir görevdir. 15 Temmuz kıyamının sembol ismi Ömer Halis Demir kardeşimiz de bir assubaydı. Ordumuza assubay olarak katılıp daha sonra subaylığa geçen ve general rütbesine kadar yükselen kardeşlerimiz var. Azmi, disiplini, kabiliyeti ve hedefi olan herkese Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm kademelerinin kapıları sonuna kadar açıktır. Subaylarımız, assubaylarımız ve giderek sayıları artan uzman personel yapısı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesinin ve dünyanın en güçlü ordularının başında gelme konumunu sürekli tahkim ediyor. Üstelik bu yeni bir durumda değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın en köklü, en yaygın, geçmişi zaferlerle dolu ordusudur. Bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın kuruluşunun 2227. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Ordumuzda halen kullanılan tümen, binbaşı, yüzbaşı, onbaşı gibi kavramlar kuruluş döneminde ihdas edilmiş ve kesintisiz bir şekilde günümüze kadar gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen devletlerimizin en önemli özellikleri gerçekten çok sağlam bir ordu düzenine sahip olmalarıdır. Sayıca çokluktan ziyade eğitimi, düzeni, teçhizatı ve cesaretiyle öne çıkan bu ordular kendilerinden kat be kat fazla düşmanları hep yenilgiye uğratmışlardır. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de geçtiğimiz hafta 947. yıl dönümüne ulaştığımız Malazgirt Zaferi'dir. Selçuklu gibi Osmanlı'da giriştiği büyük savaşlarda hep kendinden çok kalabalık ordulara karşı mücadele etmiş ve zafere ulaşmıştır. Esasen milletimizin tamamı ezanı, bayrağı, vatanı, devleti tehlikeye düştüğünde cesaretle mücadeleye atılmaktan çekinmeyecek karakterdedir. 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına dikilen 15 yaşındaki daha bıyıkları tellememiş delikanlıdan 75 yaşındaki aksakallı ihtiyara kadar tek yürek olan milletimiz bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir. Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale şehitlerine ithaf ettiği şiirinde bizim Mehmetçiğimizin kahramanlığını ne güzel anlatıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak alnı der. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın, gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın. Evet, bu ordu tarihe sığmayacak kahramanlıkların sahibi bir ordudur. Sizler bugün milletimizin peygamber ocağı diyerek gönlündeki yerini ifade ettiği işte böylesine
şerefli bir kurumun kapısından ilk adımınızı atıyorsunuz. Unutmayınız, giydiğiniz üniformanın onuru sizin en büyük mükafatınızdır. Vatan savunması yolunda geçirdiğiniz her an altın kıymetindedir. Hele bu yolda nasibinizde varsa sahip olacağınız gazilik veya şehitlik unvanlarının anlamını hiçbir maddi değerle tarif edebilmek mümkün değildir. Assubaylarımızın ailelerine, ülkemize ve milletimize böylesine arslan yürekli kahramanlar yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum. Üniversitemizin ve yüksekokulumuzun tüm eğitim öğretim kadrosuna da assubaylarımızı göreve hazırlama sürecindeki emekleri için şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, milletlerin tarihlerinde dönüm noktaları vardır. Bizim tarihimizde de kimini sevinçle yad ettiğimiz, kimini hüzünle hatırladığımız pek çok dönüm noktamız bulunuyor. Son yıllarda yaşadığımız hadiseleri milletimiz bakımından işte böyle bir dönüm noktası olarak görüyorum. Bölgemizle birlikte ülkemizi de kendi senaryolarına göre biçimlendirmeye çalışanların karşısına kendi irademizle, kendi hedeflerimizle çıkma kararını verdiğimiz andan itibaren zorlu bir mücadelenin içine düştük. Ülke ve millet olarak tercihimizden asla pişman değiliz. Tam tersine, bugün hep birlikte başı dik, alnı açık bir şekilde geleceğimize umutla bakabiliyor olmamızı işte bu durumumuza borçluyuz. Her tercih gibi bunun da elbette bir bedeli vardır. Bu bedeli kimi zaman terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz mücadelede vermiş olduğumuz şehitlerle, gazilerle ödüyoruz. Bu bedeli kimi zaman uluslararası alanda eşi benzeri görülmemiş çifte standartlara maruz kalarak, ayrımcılığa, haksızlığa uğrayarak ödüyoruz. Bu bedeli kimi zaman işte son günlerde olduğu gibi ekonomik faturalarla ödüyoruz. Elini vicdanına koyan herkes şu gerçeği kabul edecektir. Türkiye'nin ne sınırları içinde ve dışında maruz kaldığı terör saldırılarını, ne uluslararası alanda karşılaştığı riyakarlığı, ne de ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor. Mesela terörle mücadele konusunda bizden istenen nedir? Suriye ve Irak'tan DAEŞ'inden PKK'sına kadar tüm terör örgütleri ülkemizi taciz etsin. Ama biz elimiz kolumuz bağlı oturalım, öyle mi? Üstelik bu pek çoğunun yalan yanlış oldu. Daha sonra ortaya çıkan istihbarat bilgilerine dayanarak kendi topraklarından binlerce kilometre ötede devasa operasyonlar yapanların talebi. Kaldı ki bunlarla stratejik ortaklığımız da var. Terörle mücadele herkese hak görülüyor ama konu Türkiye olunca birden işin rengi değişiyor. Halbuki biz uzun yıllardır Kuzey Irak'tan, bir süredir Suriye'den ülkemize yapılan saldırılar karşısında adeta yalnız bırakılmış bir ülkeyiz. Suriye'den Kilis, Gaziantep, Reyhanlı ve Kırıkhan'a 127 roket, top ve havan saldırısı yapılır. 7 vatandaşımız hayatını kaybeder. 125 vatandaşımız yaralanırken bunlar ne yapıyordu biliyor musunuz? Ülkemize daha önce konuşlandırılmış hava savunma sistemlerini hemen geri çekiyorlardı.
Sadece bununla kalmadı. Kendimizi koruyabilmemiz için ihtiyacımız olan füze savunma sistemleri ve diğer yüksek teknolojiye dayalı silahlar, ekipmanlar olmadık bahanelerle bize verilmedi. Hatta bize parasıyla satmadıkları silahları götürüp terör örgütlerine bedava verdiler. Topraklarımızı korumak ve milletimiz can mal güvenliğini sağlamak için alternatif arayışına girdiğimizde de hemen karşımıza dikilip sakın ha diyorlar. Değerli arkadaşlar, bizim bu tür dayatmaları kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'nin S-400'lere ihtiyacı var ve bunu da anlaşması bitmiştir. İnşallah en kısa zamanda alacağız. Türkiye'nin zaten proje ortağı olduğu F-35'lere de ihtiyacı var. Kendi milli uçaklarına veya bir başka ülkeyle geliştireceği uçaklara da ihtiyacı bulunuyor. Verirler vermezler onu bilemem. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının bir ispatıdır. Şu ana kadar biz ortaklığımızın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. Ve taksitler geldikçe ödüyoruz. 120 F-35 anlaşmamızda bize verilmesi gerekiyor. Verilir veya verilmez. Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Bunların çok alternatifleri var. Orası vermezse bir başka yerden biz bunları temin ederiz. Veya üretiriz. İnsansız hava araçlarını vermediler, şimdi biz üretiyoruz. Silahlı insansız hava araçlarını vermediler, şimdi biz üretiyoruz. İşte bu teröristleri bunlarla vuruyoruz. Etkisiz hale getiriyoruz. Kötü komşu bizi de ev sahibi yaptı. Türkiye'nin Avrupa ve Amerika ile olan müttefiklik, ortaklık ilişkilerin olduğu kadar diğer ülkelerle tesis edeceği işbirliklerine de ihtiyacı var. Bizi tek taraflı ilişkiye zorlayanların kendilerinin gizli veya açık dünyanın dört bir yanında ne tür faaliyetler içerisinde olduklarını gayet iyi biliyoruz. Bugüne kadar ikili veya çok taraflı ilişkilerimizin hiçbirinde sözümüzü tutmazlık etmedik. Kimseye riyakarlık yapmadık. Ama bize hepsi yapıldı. Eğer bir güvenilirlik testi yapılacaksa bu testten alnının akıyla çıkacak tek taraf Türkiye'dir. Hem Avrupa hem de Amerika bu konuda defalarca sınıfta kalmıştır. Biz buna rağmen yükümlülüklerimize, sözlerimize, ahitlerimize bağlı kalmayı sürdürdük. Amerika'nın sadece Suriye konusunda bize verip yerine getirmediği sözleri burada saymaya kalksam kimsenin yüzümüze bakacak hali kalmaz. Ülkemizle ilgili olarak Amerika'da açılan davaların verilen mahkumiyet kararlarının örneği bir başka ülkede yok. İzmir'de tamamen hukuk içinde yürüyen bir davayı bahane ederek Türkiye'yi askeri ve ekonomik alanda çökertmeye yönelik gayretler içerisine girilmesini hiçbir mantıkla izah etmek mümkün değildir. Aynı şekilde Avrupa Birliği'nin tam üyelik müzakerelerinde sıra bize geldiğinde o çok övündüğü kriterlerini nasıl fırıldak gibi döndürdüğünü en iyi kendileri biliyor. Ülkemizin ne ekonomisiyle ne de demokrasiyle mukayese dahi edilemeyecek düzeydeki devletleri çok kısa süre içinde tam üye yapanlar Türkiye'yi dışlamak için
adeta kendilerini inkar etmekten çekinmiyorlar. Ekonomi konusunda yaşananları bunlardan bağımsız görmüyoruz. Türkiye'de döviz kurunun böylesine yüksek rakamlara çıkartılmasının gerisindeki sahipleri görmek için allame olmaya gerek yok. Her şey apaçık ortadadır. Biz ekonomideki artılarımızın da eksilerimizin de gayet iyi farkındayız. Buradan bir kez daha söylüyorum. Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. Terör örgütleri eliyle, içimizdeki ihanet çeteleri vasıtasıyla yapamadıklarını, döviz kurunu, döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla gerçekleştirmek istiyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin dirayetiyle nice oyunları bozan, nice senaryoları yırtıp atan, nice ihanetleri tepeleyen Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar, 2023 hedeflerimize ulaşmamızı engelleyemeyecekler. İşte sizler de takip ediyorsunuz. İhracatımız yükselmeye devam ediyor. İstihdamımız artırmayı sürdürüyor. Üretim çarkları dönüyor. Bayram tatilinde turizmimiz, ticaretimiz tarihi rekorlar kırdı. Peki döviz kuru ne olacak diyenler varsa onlara da cevabımız şudur. Bu da geçer yahu olacaktır. Şair şöyle söylüyor. Bir karardır felek, daim döner durmaz bir an. Dursa bir an ne yer kalır ne gök kalır be yahu. Kahı zulmet, kahı envar bir bir ardın devreder. Kahı lütuf, kahı kahır ondan olur be yahu. İmtihan için oluptur daima neşe azap. Seni bilmek içindir kahrul lütfu beyahu. Evet, biz bir yandan bu da geçer yahu derken diğer taraftan da teknik olarak üzerimize düşenleri yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Ekonomi yönetimimiz ülke içinde ve dışında gereken tüm tedbirleri alıyor, temasları kuruyor. Yavaş yavaş bunların somut neticelerini almaya da başladık. Yeter ki bir olalım, iri olalım, diri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Bunu sağladığımızda diğer tüm sıkıntıların birer birer çözüm yoluna girdiğini göreceğiz. Değerli arkadaşlar, güçlü siyaset ancak güçlü ordu ve güçlü bir ekonomiyle birlikte hayata geçirilebilir. Türkiye hem siyasette, hem askeri alanda, hem ekonomide kat ettiği mesafeyle güçlü olmayı hak eden, etmeye çalışan bir ülkedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi FETÖ başta olmak üzere ihanet çetelerinden, darbeci, cuntacı, vesayetçi zihniyetten arındırdığımız ölçüde askeri gücümüzün arttığını görüyoruz. Özellikle 15 Temmuz sonrası attığımız her adımda bunun emarelerine şahit olduk. Dün Ankara'da, Kara Harp Okulu'nda, bugün Balıkesir'de, Kara Assubay Meslek Yüksek Okulu'nda mezuniyetlerinin sevincini paylaştığımız subay ve assubaylarımızın kararlılığı bize geleceğimiz için güven veriyor. İnşallah önümüzdeki yıl yeni stadyumda 5000 kişilik tribünleriyle bu törenlerimizi yapacağız. Mart'ta müteahhit firma teslimatını yapacak. Ve çok da gururlu, çok da onurlu bir şekilde kutlama törenini yapacağız. Biz bu orduyla değil terör örgütlerini Allah'ın izniyle
tıpkı ecdadımız gibi 7 düveli önümüze katar, cehenneme kadar kovalarız. Askerlerimizin eğitim, öğretimi ve morali her gün daha yükseliyor. Savunma sanayinde her gün daha da ileriye gidiyoruz. Milletimiz ülkesine ve ordusuna canı pahasına sahip çıkıyor. İstiklal Marşımızın evet şu kıtası çok önemli. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Bu duygularla bir kez daha bugün mezun olan astsubaylarımızı tebrik ediyor. Görev yerlerinde kendilerine başarılar diliyorum. Velilerine, böyle evlatları silahlı kuvvetlerimize kazandırdıkları için şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.